سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kardeşlerim, bir önceki sohbetimizde ucuptan, yani kişinin kendisini beğenmesi hastalığından bahsetmiştik. Ucubun tanımını yapmıştık ve alametlerini zikretmiştik. Ve son olarak demiştik ki kişinin bu hastalığa düşmesinin bir takım sebepleri var. Ve bu hastalığa bir takım ilaçları var dedik. Ancak dedik ki biz bunlardan sadece bir tanesi üzerinde, en önemlisi, en faydalı ilaç üzerinde duracağız demiştik. Bu ilaç başlı başına haddi zatında bir konu olduğu için ve çok önemli bir mesele olduğu için bunu bir sonraki sohbette anlatalım demiştik. İşte kardeşlerim, o konu, bu en faydalı olan ilaç kadere iman meselesidir kardeşlerim. Bir kimse Allah Teala'nın kaza ve kaderine doğru bir şekilde ve hakkıyla iman ederse biiznillahü teala o kimse ucub hastalığından kurtulur, bu hastalığa düşmez. Bakın, doğru bir şekilde iman ederse dedim. Zira maalesef hocasıyla avamıyla toplumumuzun büyük bir çoğunluğu kadere yanlış ve eksik bir şekilde iman ediyorlar. Kadere imanlarında problem var, sorun var. Müslümanların ucuba yakalanmalarının en önemli, en büyük sebeplerinden bir tanesi, belki de en büyük sebebi diyebiliriz, budur kardeşlerim. Yani kadere imanda problem, sorun oluşuyor. Eğer ki bu yanlış, bu hata düzeltilirse biiznillahü teala bu ucuba, kendini beğenme hastalığına ilaç olacak. Tabii yani bir kimse hani kadere doğru bir şekilde iman ettiği halde yine ucuba düşebilir. Çünkü işte bunu unutuyordur, bundan gafil yaşıyordur. O sebeple yine ucuba düşebilir. Bu ayrı bir mesele. Bu o kimsenin sorunu. Şimdi kardeşlerim, konumuza girelim. Konumuz kadere iman. Ne demek kadere iman? Şimdi kısa ve öz bir şekilde bu konuyu inşallah anlatalım. Kadere iman kardeşlerim, gökler ve yeryüzü yaratılmadan 50 bin sene önce Allah Azze ve Celle'nin kıyamete kadar kainatta, göklerde ve yeryüzünde olacak olan her şeyi, ne olacaksa hepsini levh-i mahfuza yazdığına, takdir ettiğine, bunu belirlemiş olduğuna iman etmek. Ve bu yazmış olduğu şeylerin meydana gelme zamanı, vakti gelince de bunların gerçekleşmesini dilediğine ve bunları yarattığına, meydana getirdiğine iman etmek. Kadere iman budur. Dediğimiz gibi yani her şey levh-i mahfuz yazılmış. Bütün mahlukların kardeşlerim, bakın, en başından sonuna dek kaderleri yazılmıştır. Buna bizler de dahiliz. Biz insanlar da dahiliz. Allah Azze ve Celle her birimizin tek tek, ayrı ayrı, senin benim, hepimizin kaderlerini yazmıştır. Ta hayatımızın başlangıcından, doğumumuzdan ta ölümümüze kadar neyi, ne zaman, nerede, ne kadar yapacağız? Bizim hayat boyuncaki bütün hareketlerimizi ve hareketsiz hallerimizi, hayır olsun, şer olsun, günah olsun, ibadet olsun, fayda olsun, zarar olsun, ne varsa buna dair bütün sözlerimizi, konuşmalarımızı, fiillerimizi, düşüncelerimizi, hal ve hareketlerimizi, oturmamız, kalkmamız, gitmemiz vesaire, bizden sadır olan hayat boyunca her ne varsa kardeşlerim, Allah Azze ve Celle her şeyi levh-i mahfuza yazmıştır, kaydetmiştir. Bütün detaylarıyla, bütün ayrıntılarıyla bize bir hayat programı yazmıştır yani. Allah öyle bir levh-i mahfuza yazmış ki her şeyi. Bakın İbn Abbas bununla alakalı ne diyor? Ondan gelen bir rivayete göre diyor ki o, kullu şeyin bi kader, her şeyi kaderledir, her şey. Hatta vad'uke yedeke ala haddike, hatta senin elini yanağının üzerine koyman bile, bu bile kaderledir. Bu bile Allah tarafından yazılmıştır. O kadar ince detaylarla yazılıyor. Yine bir rivayete göre Ali radıyallahu anh'ın yanında bir gün kaderden söz açılıyor. Ve Ali radıyallahu anh ne yapıyor biliyor musunuz?
işaret ve orta parmağını ağzına sokuyor ve o parmağıyla ağzından tükürüğü alıyor ve o tükürükte olan iki elini koluna böyle çiziyor ve diyor ki şahitlik ederim ki şu çizdiğim iki çizgi var ya koluma, bu bile kânetâ fî ummil kitâb, bu bile levh-i mahfuzda vardı diyor. Demek ki o zaman kardeşlerim her şey kaza ve kaderle meydana geliyor. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle ayette? Estaizu billah. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. Her şey. Yine başka ayetinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle ve kullu şeyin indehu bi miqdar. Allah katında her şey bir miktarla, bir kaderle, bir ölçüledir. Hepsi belirlenmiş. O belirlenen şeyi açmaz. Ne fazlası ne de azı. Şimdi kardeşlerim buraya kadar sıkıntı yok. Yani toplumumuzda genel olarak kadere iman anlayışı var. Hani altı iman esası sayılır ya. Allah'a iman ettim, peygambere iman ettim. İşte kadere hayrıyla ve şerriyle kaderin Allah'tan olduğuna iman ettim deriz değil mi? Bunun geri olarak da yani her şey levh-i mahfuzda yazılmıştır deriz. Güzel. Ama kardeşlerim bakın sorun işte şuradan itibaren başlıyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Büyük bir sorun. Deniliyor ki evet Allah Azze ve Celle her şeyi yazmış levh-i mahfuzda. Ama Allah yazdı diye biz yapmıyoruz. Ya nasıl? Allah bizim özgür irademizle, hür irademizle neyi yapacağımızı, neyi diyeceğimizi vesaire. Bunları bildiği için yazdı. Biliyordu bizim zaten tercih edeceğimizi, özgür irademizle her ne yapacağımızı bildiği için. O yüzden Allah Teala bunu levh-i mahfuza yazmıştır. Yani Allah'ın levh-i mahfuza yazmasının benim iradelerimde, benim tercihlerimde hiçbir etkisi yoktu. Sadece yazmış Allah Teala. Bir etkisi yok. Allah Teala'nın benim irademe, benim fiillerime bir müdahalesi yok. Mesela şöyle ki Allah Teala ben herhangi bir şeyi irade ederken, dilerken bu her zaman şöyle oluyor diyorlar. Allah benim dileyebilmemi diliyor. Ben şimdi bir şey dileyeceğim. İki şey var önümde. Benim dileyebilmemi diliyor. Tamam buyur kulum dileyebilirsin. İzin veriyorum. Şimdi burada kul tamamen özgürmüş. Kul ne yapıyor? Hiç Allah'ın müdahalesi, yazgının tesiri, etkisi olmadan kul ikisinden birisini diliyor. Eğer Allah da onun meydana gelmesini diliyorsa, onay veriyorsa Allah da bunun meydana gelmesini diliyor ve yaratıyor. Yani haşa buna göre ilk kul diliyor, sonra Allah'tan dilemesi geliyor. Tabii şöyle de söylüyorlar, bir ayrıma gidiyorlar. İşte kader iki kısımdır. İhtiyari kader, bir de izdirari kader. İşte anlattım ihtiyari kadar. Genel olarak böyledir yani. İlk kul irade eder. Allah da onun olmasını dilerse o diliyor ve sonra yaratıyor ama tabii bazen kul diler ama Allah Teala dilemez ve onun isteği de gerçekleşmez. Hani genel olarak böyledir. İlk kul diler sonra Allah diler diyorlar ama tabii bazen de imtihanı anlamsızlaştırmayacak şekilde Allah Teala kulların iradelerine müdahale edebilir. Olabilir bu. Mesela işte arabayla gidiyorsun. İşte Allah Teala onun kaza yapmasını istiyorsa işte iradesine müdahalede bulunuyor. Yani aslında o özgür bir şekilde istemiyor ama iradesine bulunarak ne yapıyor? Direksiyonu işte şu tarafa çeviriyor. İşte gaza fazla basıyor artık neyse. Burada Allah Teala'nın iradesi meydana gidip oraya iradeyi Allah direkt yöneltiyor. Burada yani bir zorunlu bir irade etmek var. Bazen bu olabilir yani. Ya da mesela Allah Teala bütün evliliklerde değil ama bazı evliliklerde mesela bir kadının veya bir adamın işte seçeceği evlenmek için seçeceği o kadını erkeği seçerken direkt Allah'ın iradesine müdahalesiyle de seçebilir. Olabilir yani bu. Ama genelde işte yani kul Allah-u Teala kendi tercihine bırakmıştır. Ama bazen de Allah-u Teala kulun bu konuda iradesine yön verebilir diyorlar kardeşlerim. Böyle bir ayrıma gidiyorlar dediğim gibi ihtiyari ve izdirari kader diye. Kardeşlerim bu kesinlikle batıl bir görüştür. Batıl bir açıklamadır. Naslara bu konudaki ayet ve hadislere tamamen ters akıl ve mantık ürünü olan bir açıklamadır. Ehl-i sünnet dışı batıl sapık bir görüştür kardeşlerim bu. Diyoruz ki bunun tam tersi. Allah levh-i mahfuza yazdı ve biz de onun yazdığını yapıyoruz. Allah yazdı diye yapıyoruz. Benim işte neyi tercih edeceğimi bildiği için yazdı. Yok böyle değil. Allah yazdı biz de yapıyoruz. Peki şimdi soru. Bizim irademiz yok mu o zaman? Tabii ki bizim irademiz var. İrademiz olmaz olur mu? Kulun iradesi yoktur. Kulun dilemesi yoktur. Kulun ihtiyarı yoktur. Allah kula bir kudret, bir güç vermemiştir demek bu sapık cebriye
ekolünün görüşüdür. Böyle bir şey söylemekten Allah-u Teala sanırız. Tabii ki insanların da bir iradesi kardeşlerim var. İnsanların da bir meşiyeti, bir dilemesi var. Bir ihtiyarı var. Allah Azze ve Celle kullara bir irade vermiş. Bir dileme vermiş. Bir ihtiyar vermiş. Ve bununla birlikte Allah insanlara bir güç, bir kudret vermiş. O yapacağı şeylere karşı bir kudreti vardır kulların. Bunları tabii ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat hepsi kabul eder. Kulda irade vardır ve kulda kudret vardır. Ve keza Allah-u Teala kullara akıl vermiş. Fehim, anlayış vermiş. Duyu organları vermiş. Kişi bunlarla ne yapıyor? Faydalı olan zararların arasını ayırıyor değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Burası çok önemli kardeşlerim. Hani kul bir şey yapacağı zaman mutlaka iki şeyin bir arada bulunması gerekiyor. İradesinin devreye girmesi gerekiyor. İradesinin harekete geçmesi gerekiyor ve kudretinin olması gerekiyor. Eğer o işe iradesi yoksa, iradesi oraya yönelmemişse, kudreti olsa bile, o işi yapmaya gücü olsa bile o iş meydana gelmez. Ve de mesela yani iradesi var ama kudreti yoksa yine o iş meydana gelmez. Mutlaka bu iki şeyin meydana gelmesiyle gerçekleşiyor. İnsan irade ediyor ve ona karşı da yapmaya gücü varsa bu ikisi birleşince o ortaya çıkıyor. Yani fiillerde iradenin çok önemli bir etkisi var kardeşlerim. Yani kişi bu iradeye göre sevap ve ceza alıyor. Cezayı hak ediyor. O kesbettiği için, o irade ettiği için, o istediği için, Allah'ın ona vermiş olduğu iradeyle, o dilediği, bunu ihtiyar ettiği, bunu seçtiği için o sorumlu oluyor. Allah-u Teala ona göre kişiye sevap veriyor veya da ceza yazıyor. Onu hesap gününde sorumlu tutacak. Ama kardeşlerim, burası çok önemli. İşte burada hata ediliyor. Diyoruz ki, evet insanda irade vardır. Allah insana irade ihtiyar vermiş ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in ittifakla söylediği şey şudur ki, insanın iradesi, dilemesi, ihtiyarı Allah'ın iradesine tabidir. Ne demek bu? Onun iradesine bağlıdır. Onun iradesine boyun eğer Allah'ın iradesinin hükmü altındadır. Bir kimse ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin onun için yazdığı, levh-i mahfuzda takdir ettiği, dilediği şeyleri irade edebilir. Ancak bunları dileyebilir. Bundan başka hiçbir şeyi dileyemez kul. Bundan başkasını irade edemez. Allah ne yazmışsa levh-i mahfuzda ancak onu dileyebilir bir kimse. O sebeple kardeşlerim, hakikatte dilemenin tamamı yalnızca Allah Teala'ya aittir. Evet, kulda da irade var dedik. Kul irade ediyor dedik. Kul irade ederek fiil yapar, seçer vesaire dedik değil mi? Ama kul ancak Allah Teala'nın yazmış olduğu şeyleri irade ettiği için, bundan başkasını asla dileyemeyeceği, ihtiyar edemeyeceği, seçemeyeceği için aslında hakikatte dilemenin tamamı yalnızca Allah'a ait olmuş oluyor. O yüzden bizim irademle yaptım, irademle ettim dediğimiz bütün şeylerde kardeşlerim bu böyledir. Yani hayır olsun, şer olsun, fayda olsun, zarar olsun, itaat olsun, ibadet olsun, masiyetler, günahlar, işte gitmemiz, gelmemiz, oturmamız vesaire, bütün hareketlerimiz ve bütün hareketsizliklerimiz, hepsi kardeşlerim Allah'ın takdir ve dilemesiyledir. Bütün bunları biz Allah yazdı, yazdığını diliyoruz. Allah'ın yazdığını yapmakla söz konusu oluyor. Asla kardeşlerim bizler Allah'ın kaderinden dışarı çıkamayız. Bizler tamamen Allah'ın dilemesi içerisinde hareket ediyoruz, dönüp dolaşıyoruz kardeşlerim. Yani o zaman kısacası şunu diyebiliriz ki, bizler de Allah'ın vermiş olduğu irademiz hiçbir anımızda, irade ettiğimiz her anı düşünün. Gün içerisinde bir sürü şeyler irade ediyoruz, istiyoruz, ihtiyar ediyoruz, seçiyoruz ya. Her bir lahzasında asla kardeşlerim iradelerimiz bağımsız değildir. Özgür değildir kardeşlerim. Özgür bir iradeye sahip değiliz. İrademizi yönlendiren Allah Azze ve Celle'dir. Bir şey istiyoruz değil mi? Onu yapmak istiyoruz. İşte bu hareketleri, bu iradeyi yaratan Allah'tır. Ama öbür türlü ilk ben işte irade ederim, Allah da sonra irade eder. Bu, yani ben irademi hareketlendiriyorum, ben yaratıyorum demek kardeşlerim. Yani bu yaratmayı kişinin kendisine vermesidir. Dileme konusunda Allah-u Teala'ya ortak koşmaktır. Dilemenin tamamı Allah Azze ve Celle'ye aittir. Şimdi bu anlattığımız üzerinden şu meşhur bir soru sorulur. Kul muhayyer midir, müseyyer midir? Yani kul muhayyer midir, serbest, dilediğini yapabilecek durumda mıdır? Yoksa müseyyer midir, Allah tarafından yürütülüyor mudur? Bu çokça sorulan bir soru. Burada bu söylediğimiz ışığında
cevap verelim. Diyoruz ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat ittifakla der ki kul irademle yaptım, seçtim dediği her şeyde hem muhayyerdir hem de müseyyerdir. Mesela bunu iki örnekle anlatayım. Önüne iki tane vazife konuldu. Sen o vazifelerden şunu da seçebilirsin, bunu da seçebilirsin. Bakın, şimdi Allah bize bir irade vermiş, evet. Bize güç vermiş, onu da seçebilmeye gücüm var. Bunu da seçebilmeye gücüm var. İkisini de yapabilirim. İkisini de yapabilme imkanım var yani. Ve ben bunu Allah'ın vermiş olduğu irademle yapacağım. Kimse beni zorlamıyor. Hiçbir zorluk hissetmiyorum. Her ikisini de yapabilme kudretinin hissini hissediyorum. Bakın, bu itibarla derler ki Ehl-i alimleri muhayyerdir. Buraya kadar muhayyerdir. Tam seçme konusunda böyle kendini özgürmüş gibi hissetmesi. Bu noktada evet kul muhayyerdir. Bu açıdan bakarsan. Ama sonra sen ne yapıyorsun? O iki görevden birisini seçiyorsun ya. İşte orada müseyyerdir kul. Yürütülüyor. Allah yazmış o iki vazifeden hangisini seçeceğini. Allah'ın sen ancak yazdığını seçebilirsin. Diğerini seçemezsin. Mümkün değil. Ama biz neyi seçeceğimizi bilmediğimiz için seçtikten sonra öğreniyoruz değil mi? Allah demek ki levh-i mahfuzda bunu yazmış. Ama seçeceğimizi bilmediğimiz için o yüzden orada insan kendisini muhayyer hissediyor. Onu da seçebilirim. Bu arada ikisine de kudretim, imkanım var yani. Ama bil ki sen hangi görevi seçmişsen demek ki bil ki Allah Teala bunu yazmış ki ben onu seçtim. Hadi mesela işte iki tane kadın var. Evlenecek yani adayı. Hangisini seçeceksin? Onu da seçebilirsin, bunu da seçebilirsin. Aynı şey. Hani kul bu seçimi yaparken iradesiyle, kudretiyle yaptığı için bu itibarla muhayyardır kul. Ama sen ikisinden birini seçtiğin zaman bil ki yürütülüyorsun. Allah'ın senin için yazmış olduğu şeyi seçiyorsun. Ne diyor kardeşlerim Allah Azze ve Celle ayette? Sa'idu billah ve ma teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn. Sizler Allah dilemedikçe asla dileyemezsiniz. Allah dilemiş, sonra sen dilersin. Senin iraden Allah'ın dilemesine, yazmasına göre hareket eder. Bütün her şey, göklerde ve yerde bulunan her şey Allah Teala'nın mülküdür. Değil mi? Biz buna lehul mülk, bütün her şey, bütün mülk Allah Teala'ya aittir. Sen nasıl ki mülkünde dilediği gibi tasarruf ediyorsun, Allah da her şey onun olduğu için Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Biz onun Allah'ın kölesiyiz kardeşlerim. Adeta bir malıyız. Allah istediği gibi kullanır. İstediğine hidayet eder, istediğine saptır. İstediğine şu kadar rızık verir, istediğine vermez. İstediğini zengin kılar, istediğini fakir kılar. İstediği gibi yönetir. Ne diyor ayette Allah-u Teala? Yudebbirul emr. O Allah kainat ve içindeki varlıkları, bütün işleri, dini olsun, dünyevi olsun, bütün işleri yürütendir. İdare edendir, çekip çevirendir. Yudebbirul emr. Bütün işleri Allah-u Teala idare ediyor. Rızıklandıran Allah'tır diyoruz değil mi? Rezzak Allah'tır diyoruz. Bize yediren, bize içiren Allah hamdolsun diyoruz. Yani yediriyor Allah, yediren Allah. Elhamdülillahi at'amena ve sekana deriz ya yemek duasında. Bize yediren, içiren Allah hamdolsun. Giydiren. Keza ayette ne diyor o ki? Sizi karada da denizde de yürütendir diyor. O Allah ki diyor yine ayette. Güldürendir. Sizi güldüren, sizi ağlatan odur diyor. O yüzden yaptıran Allah kardeşlerim. Namaz kıldıran Allah, oruç tutturan Allah, saptıran Allah. Yani her türlü bunu düşünebilirsiniz. Ama ben bunu irademle yaptığım için, bendeki kudretle bunu yaptığım için, hiç zorlanmadan bunu ben kendi ihtiyarımla tercih ettiğim için yapan ben oluyorum. Yaptıran Allah, yapan ben. Yapan ben olduğum için o yüzden sorumlu da ben oluyorum. Bakın kardeşlerim bu bağlamda çok önemli bir konuya da açıklık getirelim. Yani yapmış olduğumuz salih ameller, hayır hasenat. Nasıl biz bunları işliyoruz? Bunun bir süreçlerine bakalım. Bakın kardeşlerim, küçük olsun büyük olsun yaptığımız bütün hayırlar, bütün salih ameller, kalp amellerimiz, değil mi? İhlastır vesaire, kalp amelleri, günahlardan kaçınmamız ve bir günaha düşmüşüzdür onu terk etmemiz. Salih amelleri yapmamız, bütün bunlar kardeşlerim ancak ve ancak Allah Teala'nın muvaffak kılmasıyla mümkündür. Allah muvaffak kılmazsa sen bunları yapamazsın, mümkün değil. Ne demek Allah muvaffak kılması? Yani Allah Teala'nın seni nefsinle baş başa bırakmaması, şeytanınla baş başa bırakmaması, nefsine karşı sana yardım etmesi, seni korumasıyla mümkündür. O sebeple kardeşlerim bizim imanımız ve yaptığımız salih ameller tamamen Allah Teala'ya aittir. Tamamen onun elindedir kardeşlerim.
Mesela şimdi bu bir salih amel yapacağız. Bunun süreçlerine bakalım. Bu süreçlerin hangisinde bize ait bir şey var? Kendimize pay çıkaracağımız bir durum var. Bir bakalım. Şimdi sen bir salih amel işleyebilmen için o amelin salih bir amel olduğunu, hayırlı bir amel olduğunu, onun iman olduğunu bilmen gerekiyor değil mi? Şimdi bunları bize öğreten, doğruyu bize gösteren kim? Allah Azze ve Celle. La ilme lena illa ma allamtana. Meleklerin Allah böyle söylediğini söylüyor. Bizim hiçbir ilmimiz yok illa ma allamtana. Ancak senin bize öğretmiş olduğun şeyler var. O zaman öğreten, ilim veren Allah. Tamam. Sonra bunu yapmamız için hatırlamamız lazım. Değil mi? Aklımıza gelmesi lazım. Peki bu salih amelleri kalbimize ilham eden, aklımıza düşüren, değil mi? Kalbimize getiren, hatırlatan kim? O da Allah Azze ve Celle. Ve sonra bunu Allah Teala'nın istediği şekilde, ecir alacak şekilde yapabilmemiz için o ameli bir sevmemiz lazım değil mi? Ona karşı bir arzu oluşması gerekiyor. Peki kardeşlerim, bu amelleri sevdiren, süsleyen, cazip kılan kimdir? حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ diyor değil mi? Vallahi ki imanı size sevdirdi, kalplerinizde süsü gösterdi. Yani bunun her birinin yani delilleri zaten açık. Yani kimse hayır bu Allah tarafından yapılmıyor diyemez. Yani bütün bu süreçlerin bakın hepsinde Allah Azze ve Celle var. O hayra karşı arzu, istek, rağbet kalbimde oluşacak değil mi? Ki onu güzel bir şekilde yapabileyim. O arzuyu, o isteği oluşturan kim? Bu da Allah. Bunların hepsi Allah'tan. Keza mesela o ameli yapmak için bir güç lazım, kuvvet farz lazım değil mi? Bu gücü veren, kuvveti veren kim? Allah Azze ve Celle. Bunun meydana gelmesini dileyen dedik değil mi? Yani yazdığı şeyin zamanı gel zaman Allah diliyor. Bunu dileyen kim? Allah Azze ve Celle'dir. O dilediğini yaratan değil mi? Meydana getiren, işte organlarımızı hareket ettiren, yaratan kim? Allah Azze ve Celle. O zaman bize şimdi işlediğimiz salih amellerde, küçük büyük hayırlarda zerre kadar bir pay var mı? Hiç yok. O sebeple kardeşlerim ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz değil mi? Hamdın, övgünün tamamı, bütün övgüler Allah Teala'ya aittir. Senin övülecek olan işte bir fiilin, bir işte sözün, bir davranışın, işte bir özelliğin değil mi? Sahip olduğun bir vasıf. Bundan dolayı mesela insanlar seni övüyorlar değil mi? Bir de o nimetleri, o vasfı, özelliği kim verdi? Sen o hayrı, o salih ameli nasıl yaptın? Bu süreçlerde senin bir payın var mı? İnsanlar tabii zahirde yani bu işi yapan sen olduğu için, görünürde sen yaptığın için, sen bunu kendi iradenle yaptığın için, ama iradeye tabii yön veren de Allah Azze ve Celle. İnsanlar seni övüyorlar ama bil ki hakikatte o övgülerin tamamı Allah'a aittir. Övgüden bize hiçbir pay yok kardeşlerim. Yine mesela insandan böyle övülecek bir söz, bir eylem, bir davranış, bir özellik gördüğümüzde değil mi? Bir vasıf gördüğümüzde ne diyoruz? Maşallah diyoruz değil mi? Ne demek? Yani bu Allah'ın dilediği şeydir diyoruz. Yani Allah'ın dilediği şeydir bak. Halbuki senin de dilemenle oluyor değil mi bu? Ama bak seni katmıyoruz. Bu senin dileme, Allah'ın ve senin dilemenledir demiyoruz. Maşallah diyoruz. Bu Allah'ın dilediği şeydir. Senin benim dilediğim şey değil demiyoruz değil mi? Yani kardeşlerim bu anlattığımız şekilde kadere imanın delilleri çoktur. Yani bu delilleri şimdi burada sayacak değiliz. Burası bunun yeri değildir. Yani dualarımızda bile değil mi? Bunu aslında söylemiş, ikrar etmiş oluyoruz. Allah'ım beni salihlerden kıl, beni ihlaslı kullarından kıl, beni işte günahlara düşmekten muhafaza et, bana işte bunu nasip et değil mi? Yani bunun dualarımızda bile aslında hani kıl kıl diyoruz ya, bu bile aslında bu kader imanın bu şekilde olduğunu, her şeyin Allah tarafından, Allah'ın takdiriyle, dilemesiyle gerçekleştiğini aslında ifade ediyor. Ya daha çok bunun delilleri var. Yani bu konudaki ilgili ayetlere, bu konudaki hadis kaynaklarında, kader babı altında zikredilen hadislere bakıldığı zaman bu anlattığım kadere imandan başka bir iman şekli asla çıkartamayız kardeşlerim. Yani bakın hadis kaynaklarında Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, oradaki kader babında zikredilen hadisleri şöyle bir okuyun. Çok net bir şekilde hadisler kader imanın şu anlattığım şekilde olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama işte yani bizim toplumumuza hakim olan kader inancına sahip olan hocalar bu hadisleri zikretmezler. Ya kader konusu işte çok üzerine durmamamız lazım. İşte bu hadisleri okuyup geçelim derler. Ya da böyle işte acayip
ilginç böyle teviller, yorumlar yaparak, böyle sağdan soldan yontarak, yamultarak, böyle adeta o nasıl işkence ederek kader inancını destekleyen bir görüşe varır. Hani bu konuda akıllarını, mantıklarını Nas'ın önüne geçirdiği için maalesef anlayamıyorlar bu meseleyi. O yüzden bu konuda yani Nas ne demişse odur. Nas'lara açın bakın, net bir şekilde bu meselenin bu şekilde olduğunu göreceksiniz ve bu konuda hani sahabeden, tabiinden gelen çok sözler var. Onların kaderle alakalı sözlerin toplanmış kitaplar var. Mesela tercüme edilmiş Lale Kai'nin Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in İtikat Esaslarının Şerhi diye tercüme edildi. Lale Kai'nin mesela o itikat kitabına bakın. Orada kader babında sahabenin, tabiinin kaderle alakalı görüşlerini göreceksiniz. Bu anlattığım başka bir şey göremezsiniz. Yine mesela elhamdülillah El-İbanetül Kubra'nın kader babı tercüme edildi. İbn-i Battah'ın iki cilt olarak Allah'a emanet tercüme edilmiş. Yine oraya bakın. Yani asla bu konuda bir ihtilaf olduğunu göremezsiniz. Yani bu konu işte içtihadi bir meseledir. Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf edilmiş bir konudur. Yani böyle de düşünebilir. Hayır. Bu konuda icma vardır. Bu görüşün dışındaki görüşlerin hepsi batıl, sapık bir görüştür. Allah'ın razı olduğu bir kader inancı değildir kardeşlerim. O halde kardeşlerim, sonuç olarak bir kimsenin ucuba, kendini beğenme hastalığına düşmesine sebep olan işte sahip olduğu vasıflar, özellikler, nimetler değil mi? Bunlar o zaman eğer kadere bu şekilde iman etmemiz gerekiyorsa kim tarafından verildi? Allah Azze ve Celle tarafından verildi. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala. Size verilen her ne nimet varsa hepsi Allah'tan. Bütün hayır Allah'tandır. بِيَدِكَ hayır. Hayır sadece senin elindedir diyoruz değil mi? Hepsi Allah'tansa o zaman bir kimse niçin kendisinin işte çok ilmi var diye, işte çok salih amel sahibi diye, maşallah işte akıllı, maşallah zeki, çok böyle güzel konuşabiliyor, çok güzel davet yapabiliyor, kalemi güçlü, güzel çalışmalar ortaya koyabiliyor gibi gibi sebeplerden ötürü bir kimse kendisini niye beğenebilsin ki? Yani buna gerçekten hakkıyla iman ederse bir kimse Rabbim Azze ve Celle bizlere onu nasip etsin. Yani sadece bu kadere imanı bu şekilde bilmek yetmiyor yani. Böyle iman etmek, bunu hakkıyla özümseyerek, bunu hayatımıza aktararak, hayatımıza adeta bunu yaşayarak, değil mi? Bütün içtenliğimizle özümseyerek böyle iman edersek hayatımıza bu kadere imanın yani yansıtlarını, faydalarının, meyvelerini yansıtarak iman edersek biiznillah o kimse ucu pasına düşmez, kibirlenmez, insanları hor görmez, küçümsemez. Allah bana vermiş, ona vermemiş der. O zaman işte biz eğer böyle inanırsak yani bu haşa o zaman Allah'a zulmet isnat etmiş olmaz mıyız? Allah yazmış biz yapıyoruz. Allah dilediğini hidayet ediyor, dilediğini saptırıyor. Dilediğini işte günah takdir ediyor ama dilediğini hayır takdir ediyor. Bu zulüm olmaz mı? O zaman imtihanın ne manası kaldı? O zaman Allah Kur'an'ı niye göndermiş, peygamberleri niye göndermiş gibi bu soruları sorulmaz. Allah Azze ve Celle bizden kadere böyle iman etmemizi istiyor. Biz Allah'ın bizim hakkımıza nasıl bir kader yazdığını bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz yani. Hiç zorlanma hissetmeden seçiyoruz yani. O yüzden böyle şüphelere kapılarak kader inancımıza halel getirmeyelim. Ondan dolayı Efendimiz kader konusu açıldığı zaman susun, kendinizi geri tutun diyor. Yani iman edeceksin böyle. Bu imanın güzel, harika, yani gerçekten seni Allah'a yaklaştıracak, Allah'ın yakınlığını hissettirecek olan o faydalarını, o meyvelerini hayatına yansıt. Kadere bu şekilde iman et. Peki o zaman bu niye böyle oluyor, bu iş niye böyle oluyor? İşte Efendimiz bunun için söylüyor. Kader konusu açıldığı zaman susun. Yani araştırmayın, soruşturmayın, bu zulüm olmaz mı falan. Böyle söylemeyin. Allah korusun yani böyle akıl mantık yürüterek kader imanımıza halel getirmemiz gerekiyor. Rabbim Azze ve Celle bizlere hakkı hak olarak göstersin ve hakka tabi olmakla rızıklandırsın. Batıl da bize batıl olarak göstersin ve ondan kaçınmakla bizleri rızıklandırsın. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Selamullahi ya Kudüsü, fidâkir ruhu ve nefsu. Selamullahi ya Kudüsü, fidâkir ruhu ve nefsu.